bizim istiyorum. Bildiğiniz gibi bizim ilk fuarını yapan, ilk fuarı için uğraşan, çalışan bu gördüğünüz ilk konseyimiz var. İlk konseyimiz sektörün içinden gelen, hazır giyim sektörüne hizmet veren, bu sektörün geleceği için mücadele eden derneklerden oluşuyor. Sivil toplum kuruluşlarından oluşuyor. Biz daha önce 10 dernektik. Ben kabaca şöyle sayayım. TGS'de, KYS'de, TİKSAT, ÇES'de, OTİAT, LASİAT, EGS'de, BM'de, TRİSAT ve DENİLER. Şimdi hepsi burada olamasalar da tüm derneklerin seçicilerimiz. Bir 10 dernektik. Artık 10 dernekle sınırlı kalmıyoruz. Sektörümüzün içinden ülkemizin dört bir yanından kardeş derneklerimizin de katılımıyla ailemiz her geçen gün büyümeye başladı. Bundan sonra da bizim hedeflerimiz de bu oranda büyüyecek. Ben hemen bu yeni derneklerimizden kısaca size bahsetmek istiyorum. Daha sonra da onlar kendi görüşlerini ve duygularını bize bildirirler. Konya'dan KOTİAT, Konya Tekstilci İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Töke. Bugün aramızda, bundan sonra da aramızda olacak inşallah. AGİMAT, Adana Giyim Markaları Derneği Başkanı Sayın Hasan Ayyıldız. Ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Sayın Başkanı Canip Karaburç. Onların da katılımıyla 13 dernek olduk ve bundan sonra da bu sayının çok daha büyüyeceğine inanıyoruz. Ben hatta buradan bir açık çağrı yapmak istiyorum. Ülkemizin her yerinde sektörümüz için bir şeyler yapmaya çalışan, çaba gösteren, emek sarf eden her türlü kurum ve kuruluş ya da memleketimiz için, vatanımız için bir şeyler yapmaya çalışalım. Şimdi fuarımıza dönelim. Biliyorsunuz Ağustos ayında, 25-27 Ağustos tarihlerinde biz ilk fuarını gerçekleştirdik. Bizim için en önemli kriter katılımcılarımızın memnuniyeti. Yani burada çok güzel tepkiler aldığımız için bunu vurgulamak istiyorum. Yüzlerce katılımcımız o kadar çok sipariş aldılar, o kadar güzel iş bağlantıları kurdular ve fuardan o kadar memnun oldular ki daha fuar bitmeden bir sonraki fuar için yerlerini rezerve yaptırdılar. Bizim için en önemli kriter bu. Yani Ağustos 2005'te yaptığımız fuar bugüne kadar yapılmış en başarılı moda fuarıydı. Tabi bu laf da bir başarı değil, istatistiklerle de ortaya çıkan bir başarı. Birkaç küçük örnek vermek istiyorum. Katılım açısından zaten başarılı. En yüksek metrekare, en geniş alan, hatta rekor metrekareyle yaptık. Türkiye'nin yapılmış en büyük moda fuarı oldu. Ziyaretçi açısından ciddi rekorlar kırıldı. Yapılan tanıtımların karşılığı olarak ki hakikaten çok ciddi bir tanıtım kampanyası yaptık. 60'ın üzerinde ülkeden fuarımıza ziyaretçi geldi. Net olarak 63 ülkeden fuarımıza ziyaretçi geldi. Bu bir rekor. Ziyaretçi sayısı yaklaşık 27 bin. Net olarak 26.936. Bu da ayrı ve bizim için çok ciddi bir rekor. Çünkü bir önceki yılın ziyaretçi sayısı 17 bin. Bunun gibi rakamsal değerlerimizi ben çok uzatmayayım. Bunların yanı sıra fuarımız tasarımıyla, trend alanlarıyla, yerleşim şekliyle, şovlarıyla Avrupa'daki örneklerini aratmayacak bir fuar oldu. Ve hatta bence birçoğundan da daha iyiydi. Mesela bizim açılışta gerçekleştirdiğimiz Voices projesi dünya çapında ciddi bir ses getirdi. Yani biz işin kolayına kaçmadık. Bir yabancı manken getirerek onun gölgesinde bu fuarı tanıtmaya çalışmadık. Biz kendi değerlerimizle, kendi yarattığımız değerlerle bu fuarı tanıtmaya çalıştık. Yani 5 tane Türk tasarımcının bir araya getirilebileceğini, eğer bir araya gelirlerse de nasıl bir başarı ortaya çıkacağını da bütün dünyaya da göstermiş olduk. Bu fuar dünyaya Türk hazır giyiminde tasarım, üretim, pazarlama sürecinin de ne kadar güzel işleyebildiğini de gösteren bir fuardı. %100 yerli çabayla nasıl başarılı olabileceğini de gösterdiğimize inanıyoruz bu fuarda. Voices projesi hakikaten çok büyük ses getirdi.
hem tasarımcılarımızın adına hem fuarımızın adına çok büyük yankı yaptı. Bu yüzden ben sevgili Özlem Süer'e, Arzu Kaprol'a, Bahar Korşan'a, Ümit İnal'a ve Hakan Yıldırım'a İlk Konsey adına bir kez daha teşekkür ediyorum.